Orta Doğu'ya bir büyük Kürdistan yerleştirmek isteniyor. Bunu Irak ayağı kuruldu. Sıra Suriye'ye geldi. Suriye ayağı kuruldu. PKK'dan. Şimdi Türkiye ve İran'da sıra. Onun için de bizi Türk Kürt diye birbirimize düşüremediler. Alevi Sünni diye birbirimize düşüremediler. Çünkü biz bir milletin evlatlarıyız. Ama içimize milyonlarca Suriyeli Afgan getirdiler. Bunlar iç savaştan gelmiş travmalı toplumlar. Zamanı gelince bir düğmeye basılacak ve Türkiye karışacak. 2011 senesinden itibaren Suriye'de çıkacak bir iç savaşın Suriye'den sonra en ağır bedelini ödeyecek ülkenin Türkiye olduğu konusunda uyarılarda bulunuyorum. 2011'den bu yana birçok kitap yazdım, onlarca makale yazdım, bilimsel makale, derleme kitaplar oluşturdum. Asistanlarıma, arkadaşlarıma Suriye konusunda kitaplar yazdırdım. Yüzlerce saat konferans verdim. Ve Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerden hayati anlamda zarar göreceği ve Suriye iç savaşını Türkiye'nin izleyeceği konusunda kamuoyunu akademisyen ve siyasetçi olarak karar alıcıları devletin en üst mevkilerinden başlayarak yıllarca uyardım. Bugün gelmiş olduğumuz nokta bu son iki hafta, ancak bu iki haftanın gerisinde 10 seneden fazla bir süreden beri devam eden politik ama aynı zamanda jeopolitik, stratejik, akademik çalışma neticesinde izah edilebilir. Ve meselenin bütün detaylarına hakim olunarak bu konuda yapılan dezenformasyonları kamuoyu önünde ifşa ederek bu mücadeleyi verdim yıllarca ve bu mücadeleyi verirken büyük bir bölümünde neredeyse tek başıma kaldım ve ağır saldırılara da muhatap oldum. Kafayı Suriyelilerle bozmuş olduğumu söyleyenler olduğu gibi beni ırkçılıkla suçlayanlar da az olmadı. Ancak internet siteleri kurarak Suriyelersuriye.com, Suriyelersuriye platformu kurarak bunları değişik illerde örgütleyerek sadece politik bilinçlendirme yaparak bu konuda verilen yıllarca süren bir mücadeleden sonra benimle aynı görüşte olan, yani Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olan vatanseverlerle, yurtseverlerle birlikte Zafer Partisi'ni kurduk ve 7 aydır en ağır şartlar altında bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve büyük bir ambargonun medyada bize uygulandığının en iyi gözlemcilerinden birisi de sizsiniz. Evet. Zafer Partisi kurulduktan sonra Türkiye'deki mevcut iki cephe bizi görmemezlikten gelmeye çalıştı. Küçümsemeye çalıştı. Ya bunların işte sığınmacıları yollamaktan başka bir politikaları yok dendi. Bazıları alaycı bir şekilde ya sizin ekonomik politikanız neymiş dedi. Bize ekonomik politikamızı soranların bir tanesi AK Parti'nin ekonomi bakanı Nebati'ye ekonomi politikasını spiker sorduğu zaman gözlerimin içine bak diyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikasını bilen var mı helalleşme dışında? Bakın, bizim Türkiye'nin ve dünyanın önüne getirdiğimiz Zafer Partisi olarak geri dönüş projesi 8 milyon insanın vatanlarına geri dönüş projesidir ki bu tarihin en büyük geriye göç hareketidir. Günde 21 bin kişinin vatanına dönmesi demektir bu. Tarihte bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir geriye göç hiç organize edilmedi. Ve bunun ekonomi konuşuyoruz. Evet. Yılda 9 milyar dolar Türk halkının cebinde kalacak demektir. Enflasyon %13 düşecek demektir. 2 milyon Türk vatandaşına iş yeri açılacak demektir. İş istihdam alanı açılacak demektir. Türk çocukları üniversitelere sınavla girerken bazılarının sınavsız girmesi bitecek ve Türk çocuklarına üniversitelerde yeni alanlar açılacak demektir. Öğrenim alanları. 700 bin öğrencinin dönmesiyle Türkiye'nin özellikle 10 şehrinde aşırı kalabalık sınıflarda eğitimin kalitesinin Suriyeli çocuklardan dolayı düşmemesi ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alması anlamına gelecektir. Vatandaşlarımızın hastaneye gittiği zaman Suriyelilerin arkasında durmaması anlamına gelecektir. Eczaneye gittikleri zaman sadece kendi ilaçlarının parasını değil, Suriyelilerin ilaçlarının da parasını ödüyorlar. Artık bunu ödememeleri anlamına gelecektir. İşte biz bütün bunları verirken, mücadele verirken bir şeyi daha bu geri dönüşte organize etmeyi hedefliyoruz. Gelecek 20 yıl içerisinde Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun 5.3 milyondan 15.5 milyona çıkmaması anlamına dönecektir. Türkiye'de 1.5 milyon Afgan var. Bunların kalması durumunda onların sayılarının da minimum 3-4 milyona yükseleceği, üstelik bu arada Afganistan'dan, Pakistan'dan yeni göçlerin de gelecek 30 senede Anadolu'ya nüfuz etmemesi demektir Zafer Partisi. Özetle biz bunları inatla 7 aydan beri bize ambargo konulurken, büyük medya organlarında, gazetelerde görmemezlikten gelinirken, benim başkanlığımda bir heyet Van'a, sınıra gidip askeri bölgenin dibinde basın toplantısı yapmamıza rağmen sarı muhalefetin ve iktidarın İstanbul'da işkembe çorbacısına gidip işkembe içmesini haber yapan medya sınırdan, askeri bölgeden yapmış olduğumuz basın toplantısını görmedi kardeşim. Böyle bir ambargo ile karşılaştık. Bugün birçok kamuoyu şirketi Zafer Partisi'ni telefonla yapmış olduğu mülakatta sormuyor.